Güzel, güzel. İyi, bak hep söylüyorum. İyi insandan iyi aktör çıkarmak daha kolaydır. İyi insandan iyi mimar, iyi bakkal, iyi avukat, iyi politikacı. Keşke yani, keşke dediğim yani vardır da. Vardır da yani mutlaka iyisi de Biri ama iyisi aramızda işte. Celal Celal, iyi avukat diye onu kastettim. Evet. Celal başka ya. İyi Celal hakikaten. televizyoncular, iyi Dedim ki gazeteciler ya Celal'e aramızda. bak kardeşim. Bu Ergenekon davası meselesinde karı koca ev tutuyorlar Silivri'de, bir oda. Ev. Oradan her gün duruşmaya gidiyorlar. Duruşmaya giriyor Celal ve hiç kimseden bir tek kuruş para almıyor ve yargıç bir gün sizi dışarı alıyorum çıkın diyor. Çıkmıyor dışarıya Celal. Bütün avukatlar önünü geriyorlar abi, böyle perde yapıyorlar ve Celal'i çıkartamıyor yargıç dışarıya. Yargıç bırakıp çıkıyor. Silivri'de böyle bir adamdı. Bence adalet yerini bulmuş ama. Silivri'de öyleydi. O yargıçların dışarıya çıkması gerekiyordu. Gerekiyordu. O Hatta savcıların bir dışarıya kısmı yurt çıkması dışına bile gerekiyordu. çıktı yani, değil Evet, mi? Ancak yalnız giderler. yalnız dışarıya çıkma değil Evet. yani. Ya güzel günler göreceğiz. Bu böyle devam etmez ki yani, değil mi? Abi, ya hep abi diyorum. Affedersin Müjdatçım. Biz günlük konuşmamızda hep öyle başlarız da. Şimdi bu 2 yıllık, yaklaşık 2 yıllık pandemi sürecinde MSM bünyesinde çalışanlar ne oldu? Oyuncular ne oldu? Bir tek kişiyi işten çıkarmadım. Hepsi aynen devam ettiler. Halen aynı kadro aynen devam ediyor. Fakat öğrenciler uzaktan eğitimi anlayamadılar. Televizyona, telefonla çekim yapıyorlar. Öğretmenler biz seyrediyoruz. Aman onu öyle yapma, böyle bir yani, çünkü ya mesela tıp fakültesini al, ameliyata girecek, kadavrada bir şey görecek. Yani değil mi? Tatbiki olan şeylerin öyle kamerayla falan çekilip de yapılmasına olanak yoktur yani. Bir araştırma yaptım. Bu vakıf üniversitelerinin tamamının fiyatlarını, yani burada isim vermeyeceğim ama Evet. bir yıllığı tiyatro bölümü Evet. 80 bin lira, bir dönemin bir yıllığı 4 sene okusa 320 bin lira Ki o filan. zamlanır, artar. Yani bu Daha evet enflasyonda. yani bütün 3-4 fakülteden, bu üniversiteden fiyatları aldım. Anormal. Bizimki ücretsiz. Tabii o öğrencilerin birçoğu demişler ki biz bu kadar para ödüyoruz, bize sınıf geçirin. Yönetimle o üniversitelerin pek çoğu da çocuklar haklı demişler, geçirmişler. Bizim öğrencilerimizin işte bunlardan öğrendikleri geleneği devam ettirerek hepsi, bütün öğrencilerin tamamı imzalı dilekçe verdiler idareye ve bana, biz sınıfta kalmak istiyoruz diye. Ve kaldı hepsi sınıfta. Bu sene sınıf tekrarı yapacaklar. Bu övünülecek bir şeydir. Öğrencilerin bizi sınıfta bırakın çünkü biz henüz bir şey öğrenemedik demeleri bence son derece ilkeli bir şeydir. MSM işte böyle kuruldu. Bu ruhla kuruldu. Evet, şu anda YouTube'da en fazla izlenen haber kanalı biziz. Değerli seyircilerimizin ilgisine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra çok daha can alıcı konulara değineceğiz. Ama size yönelik bir şeyimiz yok çocuklar. Biz Müjdat'la kapatırız televizyonu. Siz hiç şey yapmayın. Çok güzel mesajlar geliyor. Günay'ın anlatacakları var. Kaliforniya'dan. Mesela Kaliforniya'dan Kaliforniya'dan saat kaç sizi orada? çok büyük ilgiyle seyrediyoruz. Selamlar, sevgiler diyorlar. Kaliforniya'da saat kaç? Kaliforniya'da şu anda New 9 York'la saat. 7 saat, 5 saat daha koy, 12 saat farkımız 12 var, değil mi saat. çocuklar?
Pardon 3 saat, 10 saat farkımız var. 10 saat, evet. Öğleden sonra Kaliforniya'da. Allah Allah. Evet. Ve gündüz vakti oturmuşlar, bizi seyrediyorlar. 12-18 şu anda. Öğlen saat tam. 12-18. Bizim Vefalılar Derneği Başkanı Hakkı Baliç göndermiş. Ne güzel çocuklar. Ateş Böceği Ercan. Söyledi, Ercan Bostancıoğlu beni. Kardeşimiz evet. Göndermiş. Diyor ki, hasbi çok fenayı mı anlattırsana. Neyi? Hasbi çok fenayı anlattırsana diyor. Hayda. Anlatılır mı burada? O anlatılır. Tamam lütfen onu anlatılır, anlat. Anlatacağım ama daha fenayı kendisi. Murat Ergün, halkın avukatı Murat Ergün. Evet. Çok özlemişiz Marlon diyor. Marlon. Marlon. Lakabı Marlon. Evet. Marlon Murat. Evet. Hurşit Tolon. Emekli general. Ay canım Hurşit Paşa. Diyor ki Yüce Önderimiz Atatürk'ün ve onun izinde yürüyenlerle sizlerin olduğu yerde daima çözüm vardır. Nice yıllara var olun diyor. Ay canım benim ya. Hepsini okuyamıyorum. Çok mesaj gelmiş. Hurşit Paşa'nın bir anekdotunu anlatmak isterim. Yani. Önce şu hasbi çok fenayı mı? Hasbi çok fenayı mı da anlatırım. Bir tane evvel Ateş Böceği Ercan... Bu modern komiklerin içinde, gazinoda komiklik yapanların içinde en sempatik olanıdır bir kere. Balarıları var biliyorsun, tabii, Uğur Böcekleri var. Pek çok komedyen var. Bunlar Ateş Böcekleri olarak rahmetli oldu onun ortağı Yalçın'la. Ama evet. Bu Ercan hakikaten çıktığı zaman hop diye avucunun içine alır. Siz Yedi Kocalarımız oynadınız beraber. Kekeme Berber oynuyordu. Şey diye başlarlardı. Ben hatırlıyorum hep böyle gittiğimiz büyük etkinliklerde, düğünlerde falan. Onlar sahne alırlardı. Evet, daima. Yalçın ile Ercan biz ateş böcekleriyiz. Onu da diye girerlerdi. Çıkış şarkıları değil mi? Evet evet. Abi evet. Şimdi biz bununla Bursa'ya gidiyoruz. Dedi ki ben dedi senin arabayla geleceğim dedi. Ol gel dedim. Ama 38 kişi mi neyiz kalabalık kadro. Otobüsle gitti ekip. Bu da benle geldi. Bu bağdaş kurarak oturuyor arabada. Arkada. Ondan sonra abi biz Kartal'dan Yalova'ya indik. Bu böyle yaptı. Eyvah dedi. Cafer abiye rezil oldum dedi. Cafer abi kim dedi? Benim Bursa'daki tek dostum dedi. Bursa'da Cafer abiyi ben bu gece oyuna davet etmezsem dedi, rezil olurum dedi. Ercan, o zaman cep telefonu yok. Ercan'cığım dedim, bulabilirsin işte birine, hani dururuz bir yerde. Abi soyadını unuttum dedi ya. Soyadını unutmasam ben onu bir dakikada bulacağım dedi. Soyadını unuttum. Abi Yalova'dan Bursa Otosanayi'ye kadar Cafer abi bağdaş kuruyor, eğiliyor, tekrar kalkıyor filan. Ondan sonra Bursa plakası göründü. Şehir plakası. Ondan sonra Cafer abi buldum diye fırladı. Ulan neyi buldun dedim. Cafer abinin soyadını buldum dedi. Ercan dedim. Neymiş dedim. Cafer Ercan. Ulan soyadı senin adın dedi. Dedi ki zaten tanıştığımızda dedi ki bana dedi. O adaşım. Peki bunu nasıl unuttun dedim. Hatırlamıyorum nasıl unuttuğumu dedi. Yani unuttuğumu da hatırlamıyor yani. Abi bunlar ikili komedyen. Köprü yok o zaman. Kabataş'a gelmişler. Kartal'da Bahçe Sineması'nda 5000 kişilik. Celal bilirsin sen o büyük Bahçe Sinemalarını Kartal. Orada program yapacaklar. Tikofiş Hasan var bunların menajeri. Bunlar araba vapurunda sıra bekliyorlar Kabataş'ta. Genç, iki tane genç ateş böcekleri. Ondan sonra oradaki büfeden diyorlar bir cep konyağı alalım da tamam mı? İçelim. Bir yudum o alıyor, bir yudum Yalçın alıyor filan. Önde davul çalan, tıs diye bunlara tuş yapan davulcuları var. Davulu arabanın bagajına taksiyle girip geliyorlar. Bir yudum da ona veriyorlar filan. Yalçın diyor ki moruk bu kesmedi beni diyor.
bir şişe daha alalım diyorlar. Cep konyağı. Lak bir o atıyor. Hakikaten şu kadarlık cep konyakları vardı. Evet şu kadar. Evet. Ondan sonra... Yani alkol de çok zararlıdır. Efendim? Alkol çok zararlıdır. Alkol değil bu. Yani evet. Şey... içine kola konulan şişeler anladım. Diyelim yani. Evet. Bunlar hakikaten sakıncalı evet, yaklar evet, değil mi? Evet. Ama ben özendirdiğini değil, özenmediklerini anlatacağım tabii. Şimdi. Ondan sonra... Nasıl zararlı bir şey olduğunu. Zararlıdan bir tane bu alıyor. Bir tane öteki alıyor. Bir tane daha ulan araba vapuruna biniyorlar bunlar. Karşıya geçiyorlar Üsküdar'a. Diyor ki ta diyor Nuri Sesi Güzel saat ne alacak? 2 saatte inmez diyor. Yalçın diyor ki o zaman bir de burada gibi falan da alalım ama ağız kaymaya başlıyor tamam mı? Biz hep Konya'da da oradan alıyorlar. Zararlı. Evet. Zararlı. Zararlıdan. Ondan sonra bir o vuruyor falan. Bunlar sinemanın önüne geldiklerinde sarhoşları temsilen bulunuyorlar orada. O kadar zurna gibi. Zurna yani. Hemen kapıyı açıyor. Neredesiniz ulan diyor. Sahne sizi bekliyor diyor. Nasıl bizi bekliyor diyor. Daha Nuri sesi. Nuri geç kaldı. Siz çıkacaksınız diyor. Bunlar eyvah. Bütün hesaplarını ona göre. O zamanlar da araba vapuruna Sirkeci'den böyle trenler binip Haydarpaşa'ya gelirdi. Feribot. Evet. Tren feribot. Bir tanesi feribot açılınca tren düştü o sene. Gazetelere manşet oldu filan. Bunlar bir repertuar hazırlamışlar. Yalçın bütün sazları çalardı. Eline akordiyon almış. Ondan sonra şehir attı vapurlar ne güzeldir ne güzel. Ram, pam, pam, pam. Ercan diyor ki benim de elime bir bağlama verdi diyor. Sen burayı tut. Bunu hep böyle yap demiş Ercan'a da tamam mı? Fakat ikisi akordiyonla ve bağlamayla çıkmışlar. Salonda 5000 kişi bahçede abi. Başlamışlar bunlar. Ram pam 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 param pam 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 ram pam 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 param pam 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 ram pam 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 param ram pam 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 pam. Ercan demiş ki Yalçın gir artık şarkıya gir artık demiş. Yalçın demiş ki gökyüzüne bakıyormuş böyle. Hasbi çok fenayım. Dilik şişmiş o. Pam 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 deyince sahneye pek şişe yok o zaman. Hakiki şişeler. Sağlar şerifler. Yuuu. Ateş böcekleri ram pam 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 deyince menajer demiş ki girin lan içeri diye. Bu akordiyonu bırakınca böyle olmuş. Tamam mı? Şişeleri enselerine yiye girmiş. O sırada Nuri Sesi Güzel gelmiş. 60 menajer Tikofiş Nuri Sesi Güzel'i sahneye tamam mı? 2 saat bunların kafalarını yıkamışlar, yüzlerine su serpmişler filan. Fakat menajer çok cin. Ateş böcekleri var. Bahçeliki der ki biz onları seyretmeye gelmiştik, verin paramızı geri. Tabii. O da tedbir alsın, ne yapsın? Nuri abi inince sahneden çıkıyor, bir dakika diyor. Asıl acı haberi size söylemedik. Ama onlar birer kahraman. Büyücü seyirci ne oluyor yine? Ateş böcekleri buraya gelirken büyük bir trafik kazası geçirdi diyor. Arabaları parça parça. O şokla sahneye çıktılar diyor. Ve diyor lafa bile giremediler. Vay. Abi. Bravo ateş böcekleri bravo. Çıkıyor bunların ikisi. Ram pam 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 pam. Ondan sonra başlıyorlar.